Selam, Pesürkey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, Kelleci Semih'in hesabındayız. Bugün Perşembe, yeni oyuncular geldi. Kelleci Semih Steven Gerrard'ı çıkarmış. Gerrard 103 mü, 104 mü, 105 mi oluyor? Peki Semih'in hesabında kolektif güç rekoru kırabilecek miyiz? Bugün bunları kontrol edeceğiz. İnanılmaz bir yeri yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Peki ne yapıyoruz? Bu arada bakın, live update diye güncellemesi daha yeni geldi. Sıcağı sıcağını açacağız şimdi. Daha doğrusu top açmayacağız, kadro kuracağız. Çünkü gelin bir sözleşmeler kısmına girelim. Bakalım Semih ne kadar sürede bu oyuncuları çıkarmış? Kaç topuna mal olmuş? Bunları kontrol edelim. Baktığımızda 150 topun 140'ını açmış olarak görünüyor. Yani sadece kutuda 10 top kalmış. 140'ını birden çıkarmış. Baktığımızda en son acaba hangisi geldi, ne oldu? Semih'e detayları sorarız. Ama kalan oyuncular sadece bunlar, gördüğünüz gibi. Yani 10 tane oyuncu kalmış olarak görünüyor. 2 tane bu arada gerçekten 140 top açıyorsunuz. Ve 2 tane, tamam bu oyuncular iş yapmaz ama 2 tane hormonlu oyuncu da vermiyor 10 topun içerisinde yani. Abi çok tuhaf bir oyun ya. Gel isterseniz kadro kuralım. Steven Gerrard kaç oluyor, ne oluyor? Bugün bu arada teknik direktörlerden Xavi Alonso geldi. Xavi Alonso hızlı kontrol atakta 88 oynuyor. Guardiola da geldi 88 olarak. Ama tabii ki de Xavi Guardiola, Luis Roman'la aynı 88. Ama Xavi Alonso da hızlı kontrol atakta 88 oluyor. Biliyorsunuz ki hızlı kontrol atakta 88 olabilen bir menajer yok. Zaten gördüğünüz gibi adam ikisini bizden almış. Hadi gelin kadro kurmaya geçelim. Bakalım neler olacak. Dostlar, böyle bir taktik bırakmış bize. Benim bulduğum taktik gibi değil ama 3 santrfor, 3 stoper olarak oynuyor. 3-1-3-3 olarak geçiyor oyundaki diziliş rakamları en azından. Gördüğünüz gibi Xabi Alonso'yu da hızlı kontrol atakta oynayabildiğini görebiliyoruz. Oyuna hızlı kontrol atakta gelen en iyi teknik direktör şu an rakam olarak. 88 oynuyor. Gelin kadro kurmaya geçelim. Biliyorsunuz ki Kelleci Semih genelde böyle rekorlar kırar kadrosu o şekildedir. Ama bayağıdır da Kelleci Semih'in kadrosunu kurmamıştık. Bakalım gerçekten de keyifli bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Ama rekor olarak ya da maksimum nereye çıkmış, birlikte kontrol edeceğiz. Hemen şöyle baktık. Bu arada gördüğünüz gibi Simon da çıkarmış. Zaten bir hesap kurarken 3 tane kaleci de varsa top seviyede bunları rahatlıkla kadroya alabiliyoruz. Bir tanesini alacağız ama şöyle yapalım. Ben şimdi Schmeichel'la başladım. Schmeichel 103 oldu. Bu da 103 oldu. Oliver Kahn 103 oldu. Çünkü biliyorsunuz şimdi ne olur ne olmaz. Tamam, 88'de Luis Roman'da bunlar böyle oluyor. Hızlı kontrol atakta da demek ki böyle olacak. 88 aynı çünkü. Anlayış değişmiyor yani. Top çevirme ya da hızlı kontrol atak olması. Bazı oyuncularda belki ratinglerde 1-2 oynama olur, 2 olmaz ama 1 oynama olur mu olmaz mı, o da zaten gün içerisinde belli olur. Biz de detayları paylaşırız sizlerle. Kaleciyi seçtim. Şimdi 3 tane stoper seçeceğiz. 3 stoper, bakalım kimler var. Şöyle hafif hafif çıkalım. Bu arada bayağı da oyuncusu var. Yani abi bakar mısınız ya? Cannavaro, Maldini, Puyol, Baresi, Nesta, Aldair, Bastoni, Marquinhos, Ray Kart, Beckenbauer, Koulibaly, Nesta'nın eski kartının sözleşmesi bitmiş. Gerçekten inanılmaz üst düzey. Nesta 102 oluyordu. Tamamdır. Bu Maldini de 102 oluyor. Baresi 103 oluyor mu? Oluyor Baresi 103. Dostlar, Puyol da 103 oluyor. Maldini de 103 oluyor. Cannavaro da 103 oluyor. Harika. Bir kere Semih'in hesabında şu bir gerçek. Arkadaşlar 103'ün altında oyuncu çok fazla kabul etmiyoruz açıkçası. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Hemen şöyle gelelim. Bir hesapta neler var neler yok onu da bakalım. Seviye antrenmanı dediğimizde bakalım Kelleci Semih'in hesabında. Yani antrenör DP olarak fena değil. Yani gelecek ekstra bir oyuncuyu rahatlıkla fulleyebilecek kadar var. Yeterli zaten. Daha fazlasına gerek yok. İsterseniz gelin bir de sözleşme yenileme öğesine bakalım. Hemen şöyle sözleşme yenileme öğesine baktığımızda toplamda 693 tane 10 günlük, bir tane de 60 günlük var. Bu da bayağı yeterli yani. Daha iyisi Şam'da kayısı burada. Şam'a da selamlar olsun. Çıktık yukarı. Rahmani'yi gördük gördüğünüz gibi. Kolibaliler, tamam geçtik bunları. Bu arada Baresi burada var. Bir. İki de kaleci. Şu an 3 tane yedekte 103'lük oyuncumuz garanti durumda. Yani yavaş yavaş işler kızışıyor arkadaşlar. Çıktım yukarı. Tomiyasu var. Abi bekler mekler görüyor musunuz ya? Sağ beki, sol beki. Roberto Carlos 99, o 102 oluyor. Roberto Carlos'un 98 kartı da var. Costa Curta var, Kande'ye var. Ferdi Kadıoğlu'nu, Di Marco'yu almış. Tomiyasu var, Alfonso Davies var. Gerçekten çok iyi. Bu arada
Kelleci Semih'in daha önce kadrosunu kurarken bu kadro satılık mı falan filan diye çok kişi oldu. Yani öyle bir satılık bir durumu yok arkadaşlar. Adam satmıyor. Bu arada Kelleci Semih'in kadrosunu kurarken keyif aldığım için dostlar çay aldım kendime. Yani bu kadrolarda çay içiyorum. Mecbur. İnsan bir keyifleniyor çünkü. Çıktık yukarı. Bakalım kim var? Arayo var. Alexander Arnold var gördüğünüz gibi. Tabii ki de biz şöyle yapacağız şimdilik. Alexander Arnold'ı şöyle geleyim. Alexander Arnold kaç oluyor? Bakmamız lazım çünkü. Hemen şöyle geliyoruz. Bu Alexander Arnold'ın 102 olduğunu ben ne yalan söyleyeyim 103 olmasını isterdim. Bu arada eğer 1000 like geçersek ilk maçları gelecek. Kadroyu tekrardan alırım kendisinden. Bugün sadece kadro kuruyoruz. Hemen oyuncu rollerinden şöyle defansif diyeyim arkadaşlar. Bu arada Alexander Arnold, Kafular, Maicon'lar var. Ya Arnold'un orta kalitesi her zaman iyidir. Ama 103 beklerdim ya Arnold'un 103 olmasını. Dostlar Fambisaka da var gördüğünüz gibi. Bergomutçay var. Burada gördüğünüz gibi Arnold da var. Arnold. Arnold diyorum ya. Arayo var. Arayo 103 oluyordu. Semih bunu şey mi basmış? Eğer ki son olarak buna kalırsak bir değiştireceğim onu. 103 olması lazım Arayo'nun. Arayo 103 olmazsa Arayo olmaz. Belamızı mı arıyoruz? Ondan dolayı bir rekor kıramazsak çok üzülürüm. Çıktık neyse problem yok. Orada dosttaki Alexander Arnold'u değiştireceğim bu arada hiç merak etmeyin. Yukarı doğru çıkıyorum. O Arayo'ya bakınca Arayo döneceğim sana hiç merak etme. Onu kabul edemem yani öyle. Çıkıyorum tekrardan. Şimdi defansif orta saha olarak şu 101 oluyor. Raycard 102. Pirlo 102 evet bu kendi fullemiş oyuncuları. Evet. Oyuncuları kendi fullemiş. Xavi Steven Gerrard 104. Steven Gerrard 104. Steven Gerrard hatta şöyle yapıp Joshua Kimmich de 103 oldu. Beyler duruma göre bakın zaten hani nasıl fullemiş falan orada ekranda görecektir. Eğer şey olursa değiştir yani rekora giderken bir iki tane şeyden dolayı sıkıntı yaşamayalım. Dostlar gördüğünüz gibi Steven Gerrard 104 oldu. Joshua Kimmich'i de aldık 103 olduğunu biliyoruz. Çünkü Pirlo, Raycard bunlar 103 olması gerekiyor. Makalele'nin 98'lik kartları var. Bunlardan bir tanesinin 103 olması gerekiyor diye biliyorum. Yoksa bu kartların ikisi de 102 mi? Bu arada gördüğünüz gibi burada Eriksen 102 oldu. Yukarı çıktım. Defansı bu kadar iyi olan bir hesabın zaten hücumu asla daha kötü olmuyor biliyorsunuz. Genelde hücum oyuncuları açılıyor çünkü. Dostlar De Jong var. De Jong 103 oluyor. Şöyle yapıp onu go yapabilirim. Şöyle yaparım. Ya şimdilik tabii şöyle geleceğim. Şunu go pozisyonunda en azından 103 olduğunu biliyorum. Bakalım Messi'leri falan varsa ona göre alırız zaten. Deco ve Xavi de 103 oluyor. Tamamdır. Şimdi Pavel Nedved 103 oluyor diye biliyorum. Evet. Yani yedekleri en azından garanti altına almış olalım. Rafael Leao 103 oldu. Süper. David Beckham 102'de kalıyor. O yüzden David Beckham'ı çok fazla kurcalamayalım bu kadro için. Çıktık yukarı. Totti, Gullit. Gullit kaç oluyordu? Gullit 103 oluyor. Bir dakika. Zico. Scholes da 103 oluyor arkadaşlar. Arada bakıyorum. Hani şey olmasın. Bazı oyuncular belki farklı yükseldiği için yükselir, artar. Başka kimler var? Ronaldinho var. 104 olan yok ama sanırım. Çıktık yukarı. Hemen şöyle çayımızdan bir yudum daha. Lionel Messi. Evet. Şöyle ofansif orta saha yapıyoruz. 2048 oldu. Daha var mı? Bakacağız. Cruyff. 104 yaptık. Del Piero olmuyordu galiba. 103'te kalıyor. Yedeği alırız. Merak etme. Bu arada bazı oyuncuları kendisi basmasına rağmen yine yedekleri falan full 103 yaparız diye tahmin ediyorum. Yani o şey var gibi potansiyel kadroda. Dostlar Cantona'yı aldım 104. Bu 104 olmuyor. Lautaro Martinez de
Şöyle daha iyi olur. Haaland 103 mi oluyor? 103 oluyor galiba değil mi? Mbappe var, Haaland var, Messi, Ronaldo. Dostlar 2053 ilk 11 yaptık. Şu anda bütün oyuncular 103 ve üzeri. Zaten olması gereken o. Bir rekor kırmaya çalışıyorsak. Şu anda forvet hatları Gerrard 104 olarak geldi. Zico var, Messi var. Geri kalan oyuncular 103. Bir bakacağız, genel diyeceğiz. Şimdi Bellingham 103 oluyor cepte. De Jong 103 oluyor. Rafael Leao çok güzel. Romario. Oha! Romario 104 oldu lan. 104 olduğuna göre dostlar, o zaman şöyle yapabilirdik ya. Evet. Şöyle. Çıkıyoruz. Başka Ronaldinho, Roberto Carlos, Scholes 103. Del Piero 103. Rummenigge 103. Drogba 103. Gullit abi 103'ün altında kalma ihtimali yok. Oyunculara bakın. Çatır çatır ve bazı oyuncuları farklı fullleyip düşük rating yapmasına rağmen fark etmiyor yani. Xavi'yi aldım 103. 3209 oldu gördüğünüz gibi. Yaşlı Michael var. Nedved arkada. Peter Cech, Shevchenko var. Şunlara bir bakayım. Ekstra 104 oluyor mu diye Eto. Abi bunları, bu arada bunlar rezervde yani, şu an alamadık biz bunları. Araujo mesela 102. Yani Araujo normalde 103. O da 103. Vallahi çok iyi. Pirlo normalde 103 olması gerekiyor. Dostlar 3209 yaptık. Gerçekten çok çok devasa bir kadro. Hakikaten de yani bilmiyorum, şu çayı keyifle içiyorum şu kadroları kurarken. Dostlar Kelleri Semih kadrosu. Perşembe günü iyi oyuncular geldi. Alexander Arnold açılır mı? Eğer orta kafa oynuyorsanız kesinlikle çok iyi ortalar olacaktır. Steven Gerrard 104 geldi. Hakikaten çok çok iyi. Biz diğer kartını oynatıyorduk çift vuruşlu. Bu kartı 104 olarak çok daha iyi gelmiş durumda. Hatta şöyle isterseniz bir inceleyelim de oyuncu ayrıntılarından, şöyle oyuncu ilerlemesi deme. Bu herhalde oyuna göre basmıştır. Bir de defansif verilmiş abi. Bir şey söyleyeyim, bu kartı ofansif olarak bassanız çok çok iyi olur ama ofansif nasıl basılır vesaire, gece 12 yayın açabilirsem eğer yayında detayları paylaşırım sizlerle. Hemen şöyle baktığımızda abi defansif yetenekleri, hız ve hızlanma da fena değil. Yani şu savunmadan alıp hız ve hızlanmayı verip çok daha devasa bir oyuncu bence haline gelebilir Steven Gerrard. Sonuçta bu değil 104. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. 1000 like geçerse bu kadro, hatta bu dizilişte de maç yaparım. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.